Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Evet, artık kış geldi. Havalar serinledi. Yani Güney Kaliforniya'dayız. Ben oradayım yani. Tabii don olmuyor. Soğuk o kadar yani sıfırın altına düşmüyor. Bugün yaklaşık kaç dereceydik? 42 gözlük. Yaklaşık 5 dereceymiş gece. Yani tabi havalar serinleyince sükülentlerin renklenme miktarı da artıyor. Hepsi böyle maşallah güzel o stres hallerini alıyorlar. Şimdi geçenlerde bunu bir eve koymak için aranjman olarak yapmıştım. Yani öyle basit bir şey olsun. Böyle öldükçe değiştireyim. Çünkü eve aldıklarım genelde koyduğum yer cam kenarı olmadığı için zamanla ölüyor. Ama bunu dışarı çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü şunları kaybetmekten korktum. Yani eğer bunlar yapraklarını dökerlerse bütün güzelliği gidecek. Ben bunlara kıyamadım. Elimde de çok yok malum bu aşkın gözyaşından. Köklenmişler zaten. Ben bunları alıp başka bir yere dikeceğim. Bunun da içine bolca geçen kaktüs bahçesi yapmak için kestiğimiz yerden bolca tetragona dikeceğim. Yani elimde çok fazla tetragona. Ölebilirler, değiştirebilirim. Onu sürekli yenileyebilirim yani. Dolayısıyla bir masanın üstünde de onu tutabilirim. Hani cam kenarı olmasına gerek yok. Evet, çok güzel köklenmişler. Zaten aşkın gözyaşının köklenmeme gibi bir hali yok. Buraya bolca getirip dikerim ben birazdan. Bunları alacağım. Nereye dikeceğimi bilmiyorum daha. Şimdi buna bakınca şunu gördüm. Asıl keleleri alıp buraya dikmiştik. İlk başta çok güzel bir görüntü oldu ama ucundan çiçek açıyor. Dolayısıyla bu çiçek açınca bunun bu görüntüsü gidecek. Yani şöyle kalsa çok hoş değil mi? Evet. Harika. Yani tabi uçlarında pembe çiçek olunca da çok daha güzel görünüyor ama ya benim işte asıl diğerinde sevdiğim şey şu olmuştu. Yani tamam bu pembe aşkın gözyaşı ama bu ne? Yani hani onun bir kolu böyle çıktı da ama eğer bu şekilde kalırsa bu renk, bu harika bir renk. Her şeyi eklemek için çok güzel yani. Yani şu biraz daha ana olana dönmüş durumda rengi. Hani şeyleri farklı da üstten akan gözyaşlarımız pembe ama yakın olunca çok güzel oldu. Evet ama şunun yerini hiçbir şey tutamaz. Çok güzel. Yani böyle pembelere, parlak renklere bayılıyoruz. Mesela bu kalanço da burada streste sandalyenin içinde. Sandalyenin içinde bu ayrı bir saksı da aslında. Yani ortaya şöyle yüksek dursun diye koymuştum. Dikmedim. Buradaki bir sürü şey saksıya koydum. Çünkü sandalyenin kendi toprağı yeterli olmuyor. Çok az. Çok böyle kökleri çabucak kuruyuveriyor. Bu saksı da mesela bunun içine biraz daha koymam lazım. Bu saksı da, bu telgraf saksı da, bu saksı da, arada alo var o saksı da, bu da saksı da, hepsi saksı da oradakiler. Neyse. Evet. Bir de bunlarımız vardı. Geçen diktim bunları. Echeveria Neon Breaker. Şimdi bunları böyle deliksiz saksıya diktim. Ama niye deliksiz saksı dedim? Yani hani aslında bazen deliksiz saksı iyi mi kötü mü nasıl olur falan diye şaşırıyorum da şöyle bakın. Bu da deliksiz saksı da. Ben aynı Echeveria'dan 4 taneydi. Yani böyle bir kökün etrafından 4 tane çıkmıştı. Bir arkadaşım bana bunu kök olarak verdi. Tepesini, kellesini almış. Aşağısını öyle almıştım. Oradan 4 tane yavru çıktı. Ön taraf bir bahçede dikiliydi. Çürümek üzere olduğu için ben onu çıkarttım oradan. 4 yavruyu ayırdım. Bir tanesini bunun içine diktim. Diğerleri yerdeler. Hiçbirisi bunun kadar güzel büyümedi. Yani nedir bunda büyüyen bilemiyorum. Acaba toprağı mı güzel toprak diyeceğim ama pek öyle görünmüyor. Normal bahçede yerden doldurmuşum bir toprak gibi yani. Şu kurularını alalım. Ama harika bir kocaman Echeveria oldu ve de çok sağlıklı. Onun için ben bu Echeveria Neon Breaker'ları da deliksiz saksıya diktim aynı şekilde. Çok azıcık azıcık su veriyorum. Yani böyle bütün hepsini
alttan akacak şekilde değil zaten. Üstten ki köküne sadece gidebilsin diye, başka da yok yani. Bakacağım bunlar da güzel büyürlerse bu yöntem. Yani illaki öyle delikli saksı olmasına gerek yok. Bir de bu delikli saksıları şundan seviyorum. İçinde güzelce hani akıp gitmiyor. Ama çok dökersen tabii içi şeylerin, sukulentlerin kökü suda kalabilir, çürüyebilir. Biraz dengeli sulamak gerekiyor. Tabii yağmur yağınca ne olacak? Yağmur dolduracak bu saksıları. O zaman ben onları ters çevirip dökeceğim. Yani bir kontrolden geçirmem gerekiyor tabii o zaman, ama şimdilik iyi idare ediyoruz. Bunlar gayet güzeller burada. Hiç problemimiz yok yani bunlarla. Asıl problemimiz olan buradaki saksımız. Limon ağacının altında çok kötü, zor durumda. Onu oradan benim çıkarmam lazım yani saksıyı. Ama limon ağacının güzelliğine bakar mısınız? Yani limonlar tam böyle hepsi lamba gibi oldular maşallah. Çok tatlılar. Yani belki şuradan şöyle biraz bu sene budayabilirim limon ağacından. Uçlarından alsak acaba faydası olur mu? Çünkü şu anda garibim burada çok zor durumda bu saksı. Ne yapacağım bilmiyorum. İçindeki her şey hemen hemen ölüyor. Yani diktiğimiz her şey olmuyor. Mesela bu aniyim. Yani böyle aniyim mi olur? Gerçekten çok içler acısı durumda. Bir tek burada mavi aşkın gözyaşı şikayet etmiyor durumundan. O iyi. Yani bizim ateş çubuğu bile böyle rengini kaybetmiş durumda. Böyle içeri, yukarıya doğru uzamış. Dallı budaklı, öyle çok güzel bir formu yok. Ben biraz bunu döndürdüm ki şu taraf güneş alsın diye. Şu aşkın gözyaşını şöyle bir çevireyim onlara. Şunlar da burada güzel göründü ha. Görüntüsünü seviyorum zaten de. Evet, asıl burada çok büyük bir infestation'ımız var. Benim bunu tamamen buradan sökmem lazım. Geçen biraz budadım ama bakar mısınız? Yakut kolyesi gidiyor. Bunun üstüne ben şeyi de fışkırttım ama yani ben bu problemi biliyorum çünkü. Sardunyalardan kurtaramadım yani bu kurtları. Acaba yere de acayip kurtların pislikleri dökülmüş yani her taraflara. Ama ben bunu söksem, yani her şeyi sökmem lazım zaten de, bunu buradan alsam. Bir kartonun üstüne koyup bakacağım acaba hiç kurt bulabilir miyim diye. Ya da şurada tepsimizin üstüne koyalım. Bakalım hiçbir şey çıkacak mı? Dökülür mü diye şey yapıyorum ama bir de ötekilerini de yanına koymak istemiyorum. Şöyle yerde, bir yerde. Bakalım. Görebilsem süper olacak ama. Allah'ım. Şurada bir, yok bir görüntü. Bu benim burada domateslerin üzerinde olan bir kurt bu. İlk domateslerde başlamıştı. Yani ne olursa olsun böyle deliler gibi ilaç kullanmazsanız domateslerden domates yiyemiyorsunuz. Yani mutlaka bu kurt onları talan ediyor. Sürekli yiyor yani. Yavrularını yiyor, çiçeklerini yiyor. Da sukulentlerime dadanacağını düşünmemiştim. Bunda yani o kadar güzel büyümüştü ki çok hoşuma gidiyordu bu yakut kolyesinin. Şu çokluğuna bakın pislikleri. Ben bunu güneşe
çıkaracağım. Çünkü geçen ucundan kestiklerimi güneşe koydum. Ve onlar güneşte sanki bir toparlanıyor gibiler ama bakacağım yani. Daha güneş yeni doğuyor. Şöyle şuraya koyayım. Öğleden sonra tekrar güneş dönümüne göre yerlerini değiştiririm. Evet. Bunu da artık farklı bir yere dikeceğiz. Nereye dikeriz? Bilmiyorum. Evet. İlaçlama fikrine çok yakın değilim. Öyle çok kimyasal kullanmak istemiyorum. Kimyasal kullanmadan yapmak istiyorum yaptığım işi. O yüzden böyle türler, şeyler kaybediyorum. Bir araştıracağım bakayım buna. İlaç kullanmadan ne yapabilirim? Deterjanlı su hazırlayıp üstüne sıksam olabilir belki. Bilmiyorum, sirkeli karbonatlı su falan olabilir. Onlara bir bakayım. İnşallah. Onları kurtarmaya çalışalım. Kurtarma operasyonu ayrı bir şey, onu seviyorum. Hay, burası çok güzel oldu vallahi. Purple delight'lar. Yani hani hep bir saksıya dikeyim, bir saksıya dikeyim falan diyordum da. O kadar böyle dolu dolu. Ay, karamel ne oldu, yine bir şey gördü. Olacağını tahmin etmiyordum. Şurada evet, Perla'nın yaprakları düşmüştü. Onları şurada durduruyorum. Belki ucundan yavru çıkar diye, ama böyle öyle çok kolay kolay çoğalttığım bir şey değil. Şimdi bunlar tabi altlarda kalanlar nasıl olacak? Asıl onları, yani üsttekiler çok güzel. Şuranın, ay inanmıyorum. Acayip bir, tam bir öbek olmuş. Saksıda tabi de. Evet, bir gün öbek sukulentlerimi çekeceğim inşallah. Belki bugün başka bir videoda onları çekmeye çalışabilirim. Ay, pardon. Bu saksı gerçekten güzel oldu. Niye güzel oldu? Şurada okay, strings of banana, muz dizgisi. Muz dizgisi de çok mutlu burada. Yani tam yukarıdan itibaren böyle dolu dolu. Bunu böyle dolu dolu güzel güzel yapabildiğim yer çok yok. Yani hep böyle saksıya dikince buradan kuruyorlar. Ya da buradaki yaprakları dökülüyor, aşağıdaki yaprakları büyüyor falan. Yani bir türlü böyle istediğim gibi dolu dolu olamadı. Ama burada güzel. Aslında bir grupta şu tarafa diksem fena olmaz diye düşünüyordum. Ama oraya birkaç tane daha Purple Delight dikmişiz. Evet. Ya böyle hayalim zaten dolu dolu grup grup öbek öbek sukulentlerin oldu. Yani işte dizayna göre değişiyor şey olarak. Her dizaynda böyle grup grup yapamıyorsunuz. Baştan grup olsa bile birileri büyüyüp diğerlerini eziyorlar falan. Yani onları dengede tutmak zor. Onun için sürekli değiştirmek gerekiyor. Evet. Bir de şurada hafif bir kontrol yapalım. Ve burayı bitirelim artık. Evet. Burası ikinci sukulent bahçemiz. Asıl ana sukulent bahçemizden söküp buraya birazcık daha toplu toplu dikeyim istedim. Yani neyin nerede olduğunu bileyim diye daha çok aynı cinsten olanları toplayayım istedim. Her ne kadar hepsini aynı yere toplamamış olsam da en azından neyin nerede olduğunu biliyor gibiyim. Bir de geçen aldığım değişik türlerden diktim işte buraya. Mesela bunu. Bakalım nasıl olacak, bilmiyoruz. Şöyle bir kenarını dolduralım. Ve şu kalançolarımı, şu birazcık iyi gibi, inşallah büyüyecekler. Evet. Bu kalançomuzda bakalım, bilmiyorum, kendini getirmeye çalışıyoruz. Bu da variegated. Ya variegated'ler niye bu kadar zor büyüyorlar anlamadım ki yani. Şu aşkın gözdeşi her bulduğu yerde normalde büyüyor. Bütün bahçenin her tarafı sökmekten öldüm ama pembe olan, yani dibine iki tane düşmüş ancak iki tanesi büyüyor. O kadar yavaşlar. Evet, uzun zamandır köklendirmeye çalıştığım siyah aniyumlarım. Bunlar kırmızı değil, siyah.
olacaklar inşallah. Bunu bir bahçede görüyorum yürürken. Ortalarına böyle bir sürü siyah dikmişler. Etrafında da blue chalkstick var. Blue chalkstick hangisi? Yakınlarda bir yerde görüyor muyum? Ha, tam karşımda var eğer zoomlayabilirsem. Şu blue chalkstick arada görünen. Tam elimi getirebilirsem önüne. Elimin arkasına kalan şu anda. Maviş maviş çubuk gibi. Aslında çok hani sevilen bir tür değil şey olarak ama renk kontrastı olursa çok güzel oluyor gerçekten. Yani bu turuncunun etrafına dikince güzel oluyor. Tabi kırmızıyla kombinasyonu yani hoş. Neyle güzel olmayabilir de. Ama bu siyah aniumların etrafına dikmişler. Yol kenarı tamamen blue chalkstick dolu. Ortalarında da siyah aniumlar var. Çok hoş olmuş yani. Evet, bunları da tutturabildiğime sevindim. Yani köklendiler elhamdülillah. Biraz dikkat edersen kökleniyor şey ama bazen işte bir sürü türler arasında onun nerede olduğunu unutuyorum. Ya da saksısına su dökmeyi unutuyorum falan. Kalıp gidiyor. Onun için birazcık üstüne düştüm onların, köklendirdim. Ondan sonra da buraya aldım. Evet, bu Echeveria harmsiyaylarımız da çok şükür renklendiler. En azından nerede olduklarını görüyorum. Bunlar böyle farklı farklı yerlerdelerdi. Doğru dürüst görmüyordum yani. Şimdi iki tane de ön bahçede gördüm. Sabah onları da söküp getireceğim. Hepsi birlikte olsunlar. Şöyle grup olarak göreyim. Evet, burada bir tane daha siyah aniumumuz var. Buradan ucu kopmuştu. Yavru vermiş. Çok güzel. Birkaç tane yavru oradan çıkıyor. İnşallah. Evet, şunlar da yani bilmiyorum. Güzel, hoş bir türdü. Böyle dikenli dikenli gibi, tüylü tüylü gibi, bilmiyorum ne türü, sedum değil, krasula belki olabilir. Ama bir şekilde kurumuşlar. Hani kök gitmiş. Kurtarmaya çalışıyorum. Koparıp diktim ama hiçbir fikrim yok. Büyüyecekler mi, ölecekler mi bakalım. Deniyoruz yani. Evet. Bu kalançaları da buraya grup diktik. Bunlar da güzeller. Elhamdülillah. Evet, herkes o kadar milliyi sevmiyor ama ben milli yayları çok seviyorum. Yani dün okulun bahçesinde öyle kocaman çalılar gibi böyle ama hiç bakış görüş budama mudama yok. Çok kötü durumdalar yani. Ben de böyle dört gözle bakıyorum gözlerinin içine. Biraz büyüseler de şöyle toplu toplu çalı görüntüsü verseler, böyle tatlı tatlı çiçek açsalar diye. Galiba bu sarı açacak, açarsa inşallah, büyürse. Ama çok yavaş, öyle hızlı büyüyen bir tür değil benim için. İşte artık benim için diye ekliyorum önüne sukulent konuşurken. Çünkü herkes için farklı. Birisi için bir sukulent çok hızlı büyüyor. Hiç problem değil. Birisi onu büyütmek için yani çok çaba sarf ediyor. Evet, bir de bu aniumumuz, aniumlarımız özel. Yani aniumları bu kadar sevmiyordum ama bu aralar anium çeşitlerine baya ilgi göstermeye başladım. İnşallah bu da çoğalır. Bir tane de burada var. Bu da çok hoş. Böyle çok yatsı yatsı yani. O da hoşuma gidiyor. İnşallah inşallah büyüyecekler. Geçen de şu galiba anium kivi. Nerede bir yerde yürüyüş yaparken galiba öyle yola kopmuş, düşmüş, atmış mı biri, neyse artık onu aldım ama yani normal anium havortia da olabilir ya da kivi de olabilir, bakacağım. Çünkü kiviler gölgede mesela, bakıyorum şimdi bahçelerde gölgede kalmışlar, tamamen gitmiş renkler. Yani kivi olduğuna inanamazsın eğer onun önceden kivi olduğunu bilmesem, ben mümkün değil kivi diye bakmam yani. Evet, aslında şu kotiledon parmak dün mü evvelis gün mü budamıştık, onları ben getirip buraya dikeyim. Dört tane şey var. Burası hiç olmazsa şöyle bir grup olsun. Ay, şu çok güzel olmadı mı rengi? Allah'ım, bu inşallah öldürmeyiz bu agavoidileri. Çünkü yazın çürüdü iki tanesi bunların. Bu o kalan kurtardığımız. Ama renk şu anda çok güzel. Yani onun için bu mevsimi diyorum ya, çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Şu Echeveria ya da Graptoveria mı bu, bilmiyorum artık. Çok güzel. Renk harika. Bunun renk harika. Şunların harika. İnşallah bunlar bir büyürlerse çok güzel
olacaklar. Yani şu anda her şeyimiz büyümediği için. Evet, bu da Acanthosaurus muydu? İsmini mümkün değil, bunu aklımda tutamıyorum. İşte geçen bir tane de bundan aldım. Mor olanı. İkisi farklı ama bunlar ikisi de büyürse harika bir görüntü oluşturmayacak mı? Bence harika bir görüntü oluşturacaklar da hızlıca büyüseler. İşte bir de böyle değişik bir kalanço. Şöyle, ve bunlardan benim bir de iki tane yapraktan büyüttüklerim var. Aynısı değil de aynı gillerden diyeyim. Onu da şuraya getireceğim. Bunları bir serada yaprak düşmüştü. Eski şeylerin videolardan hatırlayabilirsiniz. Ben o yaprakları almıştım. Burada iki tane, bu değişik bir tür. Bir de şurada kalp gibi olan var. Ama çok yavaşlar. Yani yaklaşık bir sene oldu. Bunlar şey yapalı, bu kadar büyüyor. Yani yapraktan büyütüp satmaya çalışsam iş çok zor yani. Evet arkadaşlar. Buraya da panda pençesi diyoruz değil mi? Panda pençesi galiba bu. Bu da variegated olanı. Asıl olanı da şu tarafta bir yerde. O da yine benim yavaş büyüyen gillerden. Ama olsun. Yani yavaş yavaş büyüyecekler. Ne gördüm? Gözüme bir şey çarptı. Ha, bir tane burada panda papağanın küçük olanı var. Bu ölmek üzereydi. Onu diktim. Bak kurtuluyor galiba. Bir şey gözüme çarptı. Çok hoş gelmişti gözüme. Ne çarptı acaba? Neyse. Yani ne çarptı? He. Evet, burada yeni dikmiştik galiba bunu. Yakut kolyesi. Yavrular çıkmış. Yani yeni yaprakları büyümeye başlamış. Evet. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter inşallah. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Siz de inşallah kendinize güzel yapacak. Sizi böyle bir nefes aldıracak. Bulunduğunuz sıkıntılardan kurtaracak. Biraz enerji depolatacak bir işler yapma fırsatı bulabilirsiniz. Herkesin yaptığı, dinlendiği, eğlendiği şeyler farklı. Bize zarar olmadığı sürece bence insanın kendini rahatlatıcı şeyler yapması lazım. Evet. Sizi şu ani sunburst'le bırakayım. Hoşça kalın.